Bu sorunun cevabını alacağım ama Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yapıyor bankalarla görüştükten sonra. Sektörümüzde bir araya geldik. Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyacı çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyona mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Bu vesileyle de hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Efendim, teşekkür ederim. Hangi regülasyonlar ön plana çıktı? Sorular daha görüşeceğiz. Şimdilik gitmemiz gerekiyor. Yapacağımız çok işler var. Bayramınız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Uğur'la ilk gelsem. Canlı yayındayız efendim. Birkaç kelime de sizden alalım. Peki. Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere geçen hafta Hazine Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Bey teşrif etmişlerdi Bankara Birliği'ni. Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de Sayın Başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen sağ olsunlar geldiler. Sektör temsilcilerinin tamamıyla biz bir araya geldik. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'yla. Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Bunun yanında bildiğiniz üzere bankacılık sektörü bütün rasyonlarıyla gerek NPL, gerek sermaye yeterli pasosu, gerek kredibilite kapasitesi, hem aktifi pasifiyle hakikaten çok güçlü ve dayanıklı bir yapıda. Uluslararası sermayenin çok yer aldığı, ürün çeşitliliği olan ve aynı zamanda sektörel yoğunlaşması olmayan bir yapıda. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve tabii ki makroekonomiden en rasyonel şekilde yönetiliyor olması ve insanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çok çalıştık. Çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçen bir toplantı oldu. Aynı işbirliğini devam ettiriyor olacağız. İnşallah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varmış olacağız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Yani efendim bayram öncesi bankacılar mutlu olarak ayrıldılar, öyle mi? Evet, dünkü Merkez Bankası politika faizi kararının ardından İstanbul'da bankacılarla buluştu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarını sağlayacağız, verimli bir görüşme oldu dedi. O açıklamaya gitmeden önce ekonomist Doktor Turgay Bozoğlu bizlerle birlikteydi ki tam da bu konuyu da konuşacağız ama öncesinde asgari ücreti konuşacağız. Tekrar merhaba diyelim çünkü merhaba dedikten sonra bir virgül koymak zorunda kalmıştık. Neler söyleyeceksiniz bu asgari ücretteki erimeyle ilgili? Yani şimdi asgari ücreti önce şöyle söyleyelim. Asgari ücret bugün cebine girmiş değil emekçilerin. Asgari ücret Temmuz ayının sonunda cebine girecek. Daha ceplerine girmeden dolar cinsinden eridi. Ama biz bunu asıl nerede göreceğiz? Dövizdeki bu yükselişin bütün maliyetlere, bütün girdilere olumsuz yansıyacağını ve bir enflasyon sarmalının daha da hızlanacağını, fiyatlardaki yükselişin daha da hızlanacağını göreceğiz. Haziran rakamları da böyle gelecek ama asıl olarak Temmuz'da biz bunu çok sıcak olarak yaşayacağız. Satın alma gücü pazarda, markette daha fazla erimeye devam edecek. Zaten 11.402 lira dediğiniz ücret iyi bir artış gözükmesine rağmen açlık sınırının hemen üstünde. Yani biz Haziran ayının açlık sınırının 11 bin liraya yaklaşacağını düşünüyorum. Temmuz sonunda açlık sınırının altında kalabilir asgari ücret. Türkiye'nin ikinci sorunu da Serap Hanım, bizim çalışanlarımızın %50'sinin asgari ücret alıyor olması. Yani asgari ücretin bir medyan, bir ortalama ücret olması zaten yanlış. Yani fakirlikte herkesin yoksullukta eşitlendiği bir dönemden geçiyoruz maalesef. Gelir dağılımının bu kadar bozuldu. Halbuki ne olması lazım? Asgari ücret, ben defalarca söylüyorum, asgari ücret işe başlayan ya da niteliksiz personele verilen bir ücrettir. Ama bugün biz her şeyi neredeyse asgari ücrete bağlamış durumdayız. Tabii üçüncüsü de asgari ücret pazarlıklarında masada oturan kişilerin temsil niteliği. Özellikle işçi kesiminde Türk İş Başkanı bugün en büyük konfederasyon ama Türkiye'deki en büyük sorun bence sendikasızlaşma. Yani kamu dışında sendikayı görmüyorsunuz zaten. İşçilerin %2,5'unu temsilen oraya oturuyorsunuz. O da temsil gücünün yetersiz olduğunu gösteren unsurlardan birisi. Asgari ücret maalesef bugünden hem dolar bazında eridi hem de ellerine geçtiğinde daha düşük bir satın alma gücüne erişeceğini göreceğiz. Siz dediniz ki 3 ayda bir belirlensin diyenler var dediniz.
Aslında enflasyon olmasa, yani fiyat istikrarı sağlanmış olsa, bu iki yılda bir belirlenen bir, hani yıllık olarak belirleniyor ama iki yılda bir bu masaya oturulurdu. Ki yönetmeliği de öyledir, asgari ücret yönetmeliği. Ama fiyat istikrarını kaybederseniz, fiyatlar sürekli yükselirse, o zaman eşel mobil de yapabilirsiniz. Her ayda bunu memurda, işçide, sabit ücret için, emeklide bunu düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Ama bu enflasyonla mücadele yöntemi değildir. Ancak bu sabit ücretlinin gelir kaybını önleme yöntemidir. Asıl olarak yapılması gereken enflasyonun aşağıya çekilmesi, yani fiyat istikrarının sağlanmasıdır.